Erik Ten Hag'dan Galatasaray yorumu. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın teknik direktörü Erik Ten Hag, Galatasaray karşısında kendilerine güvendiklerini söyledi. UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu 5. haftasında çarşamba günü Galatasaray'a konuk olacak Manchester United'da teknik direktör Ten Hag basın toplantısında soruları yanıtladı. Galatasaray'a 3-2 kaybettikleri ilk maça göre takımda büyük farklar olduğunu belirten Ten Hag, ilk maça göre daha geliştiğimizi düşünüyorum. Ne yapabileceğimizi biliyoruz ve kendimize güveniyoruz. Atmosferle nasıl başa çıkacağımızı biliyoruz. Sahada kendinden emin bir takım olacak, diye konuştu. Gruptan çıkamama senaryoları üzerine düşünmediğini kaydeden Hollandalı teknik adam, öncelikle iyi bir performans sergilemek ve kazanmak zorundayız. Tıpkı Everton'ı yendiğimiz gibi. Zor bir ortamda zor bir maç. Eğer onları yenebilirseniz bu size güven verebilir. Sakin kalmalı ve fazla duygusallaşmamalısınız. Bunu kendi oyunumuz haline getirmeliyiz, ifadelerini kullandı. Ten Hag, Rasmus Højlund ve Antony'nin bu maçta oynayabilecek durumda olduklarını da sözlerine ekledi. Galatasaray'a Angelinho piyangosu. Cimbom'da istenileni veremeyen Angelinho'nun geleceği merak edilirken sürpriz bir gelişme yaşandı. Hollanda devi İspanyol oyuncuya talip oldu. Cimbom sezon başında Leipzig'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı İspanyol sol bek oyuncusu Angelinho'dan istediği verimi alamadı. Satın alma opsiyonunun devreye girmemesi için kadroya alınmayan Angelinho'nun geleceği merak uyandırıyor. Angelinho Galatasaray formasıyla 3 maçta daha forma giyerse Galatasaray 6 milyon euro karşılığında Angelinho'yu transfer etmek durumunda kalacak. Sarı kırmızılı yönetim Leipzig'le görüşerek satın alma opsiyonunun kaldırılmasını isterken sürpriz bir gelişme yaşandı. 26 yaşındaki Angelinho için beklenmeyen bir teklif geldi. Hollanda ekibi Ajax'ın İspanyol futbolcuyu transfer etmek için çalışmalara başladığı iddia edildi. Transferde aşama kaydedilirse Leipzig zorunlu satın alma opsiyonunun kaldırılması konusunda ikna olabilir. Galatasaray'a Manchester United müjdesi. UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu 5. maçında Manchester United deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Kırmızı Şeytanlar kamp kadrosunu açıklarken İstanbul'a 7 eksikle gelecek. İşte detaylar. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Galatasaray ile karşılaşacak İngiliz ekibi Manchester United kamp kadrosunu açıkladı. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada Marcus Rashford'un kırmızı kart cezası, Mason Mount, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Johnny Evans, Christian Eriksen ve Casemiro'nun ise sakatlıkları nedeniyle kamp kadrosunda yer almadığı kaydedildi. Rasmus Højlund kafilede yer alırken durumu ise maç günü belli olacak. A grubunda 5. hafta maçları öncesi Bayern Münih 12 puanla liderlik koltuğunda otururken Kopenhag ve Galatasaray'ın 4'er, son sıradaki Manchester United'ın ise 3 puanı bulunuyor. Galatasaray'dan hakem kararlarına tepki. Sarı kırmızılılardan hakem tartışmalarına tepki geldi. Yapılan açıklamada, haksızlığı kendi hakkı kabul eden, kazanmak için her yolu mübah sayan bir zihniyetle mücadele ettiğimizi biliyoruz, ifadeleri yer aldı. Galatasaray süre gelen hakem tartışmaları hakkında sosyal medya üzerinden kamuoyu açıklaması yayınladı. İşte açıklamadan önemli kesitler. Türk futbolunda yaşanan adaletsizliklerin son 10 gün itibariyle akıl ve insandan yoksun bir noktaya taşındığını endişeyle izlemekteyiz. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'un suç unsuru içeren konuşmasında hakemleri açık bir şekilde tehdit etmesiyle başlayan süreç, dün gece bu kulübün oyuncularının bağırarak hakemin üzerinde yürümeleri, aleyhine verilmeyen kırmızı kartlar ve penaltı kararıyla son noktasına ulaşmıştır. En basit futbol kurallarını bilenlerin bile penaltı diyeceği bir pozisyonu sahip olunan tüm teknoloji ve tecrübeye rağmen görememek, amacın ve planın ne olduğunu göstermesi açısından çok önemlidir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun toplumsal kaosu önlemek ve Türk futboluna adaleti getirmek adına başta dünkü tartışmalı pozisyonlar olmak üzere tüm VAR kayıtlarını açıklamadan bu karmaşadan kurtulması mümkün değildir. Federasyonun bugün göstereceği tutum Türk futbolunun geleceğine dair niyeti açısından belirleyici olacaktır, şeklinde açıklamada bulundu. Manchester United maçı öncesi Davinson Sanchez depremi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynanacak kritik Manchester United maçı öncesinde Davinson Sanchez'in sakatlandığını açıkladı. Deneyimli stoperin 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Alanyaspor maçının 78. dakikasında sakatlanan Davinson Sanchez'in son durumu belli oldu. Deneyimli stoper haftalarca forma giyemeyecek.
Galatasaray'ın açıklamasında Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Corendon-Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez'in sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ın neticesinde sol üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır ifadeleri kullanıldı. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester United maçı öncesi sakatlanan Sanchez'in 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor. Galatasaray milli yıldızın peşinde. Ara transfer dönemi için çalışmalara başlayan Cimbo, milli futbolcu için yeniden harekete geçiyor. Galatasaray'ın başarılı isim için 8-10 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtiliyor. Bu sezonda şampiyonluğu hedefleyen ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Sarı Kırmızılar ara transfer dönemi için düğmeye bastı. Ocak ayında hedef bölgelerden biri de orta saha. Sarı Kırmızılar bu mevki için yine aynı ismin peşinde. Hürriyet'in haberine göre Galatasaray, Salih Özcan için yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Yeni sezon öncesi de Galatasaray'ın gündemine gelen Salih Özcan için 8-10 milyon euronun gözden çıkarıldığı haberin detayında yer aldı. 25 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'nin de radarında olduğu ifade ediliyor. Galatasaray'da Wilfried Zaha transferi resmen bitirdi. Şampiyonluğun en güçlü adayı Cimbom'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz yaz sezonunda transfer ettiği taraftarların göz bebeği haline gelen Wilfried Zaha transferi resmen bitirdi. Galatasaray bu sezonda şampiyonluk kupasını kaldırmaya kararlı. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Sarı Kırmızılar devre arası transfer dönemi için hazırlıklarına devam ediyor. Yaz transfer döneminde kadroya katılan Fil Dişili Yıldız oyuncu Wilfried Zaha takımın önemli isimlerinden biri haline geldi. Sarı Kırmızılar ara transfer döneminde El Nassr forması giyen Seko Fofana için adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu transferin başrolünde ise Galatasaray'ın parlayan yıldızı Zaha var. Akşamda yer alan habere göre Wilfried Zaha, El Nassr'da forma giyen Seko Fofana'yı İstanbul'a davet etti. El Nassr'da mutsuz olduğu bilinen Fofana için Galatasaray'a olumlu referans verdi. Sarı Kırmızıların hücum hattını güçlendirmek istemesiyle birlikte Zaha, Fofana'nın transferinde köprü rolü üstleniyor. Seko Fofana bu sezon El Nassr formasıyla çıktı, 11 maçta 1 gol kaydetti. Galatasaray'da 750 milyon lira gelir sağlanacak. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan ve yeni sezona da iddialı giren Galatasaray'da forma satışları arttı. Cimbom 2023-24 sezonunda rekor gelir hedefi belirledi. Milliyet'in haberine göre şu ana dek 392 bin forma satan Galatasaray'ın hedefi 700 bin satış yapmak. Sarı Kırmızılar söz konusu rakamı tutturması halinde 750 milyon liralık rekor geliri kasasına koyacak.